Kanal Fırat ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Fırat'ta gündem programı ile yeniden karşınızdayız. Canlı yayın konuğumuz Erimli Belediye Başkanı Cihan Yılmaz. Sayın Yılmaz hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Başkanım tebrik ediyoruz öncelikle. İki dönem olacak. Bu seçimi de halkınızın, vatandaşlarınızın teveccühüyle yeniden seçildiniz. Tebrik ediyoruz öncelikle. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Tabii ilk dönemde yapılan çalışmalarınıza bundan sonraki dönemde Erimli'yi neler bekliyor konuşacağız. Ama öncesinde nasıl bir seçim kampanyası yürüttünüz? O süreçle ilgili neler söylemek istersiniz? Biz eğer 4,5 yılda halkımıza kendimizi ispat etmemişsek 5 ayda ispat edemeyiz. Son 5 ayda seçim çalışmasında. Yani bir kampanya yürütmedik işin doğrusu. Hiçbir broşür, hiçbir resim, hiçbir yani sosyal medyada bir paylaşım, hiçbir şey yapmadık. Sessiz sedasız halkımızla iç içe, gönüllerine dokunarak, evleri gezerek, insanlarımızla sohbet, muhabbet yapacaklarımızı zaten gördüler. Bundan sonra yapacaklarımızdan da emin oldukları için büyük bir oy farkıyla seçimi kazandık. Çok şükür. Devam ediyoruz. Peki kaç oy aldınız? 1096. Kaç aday yarıştınız bu seçimde? 5 aday vardı. 5 aday toplamda evet. Peki. Başkanım tabii vatandaşları gezdik dediniz. Bir broşür bastırmadık, bir reklam yapmadık. Evet. Sosyal medya üzerinden bir şeyin çabasına ve gayretine girmedik dediniz. Evet. Önemli olan vatandaşın gönlüne girebilmek dediniz. Biz evleri gezdik, halkımızla, belde halkımızla bir araya geldik dediniz. Neler söylediniz vatandaşa bu süreçte? Bu dönemde Erimli'de neler olacak? Neler yapacaksınız? Projeleriniz nelerdir? Şimdi bizim Erimli'de yaptıklarımızı halkımız gördü bu 5 yılda. Bize inandı. Bundan sonraki yapacaklarımızı da anlattık. Şimdi Erimli bir belde olduğu için çok güzel bir belde. Siz de gördünüz, evet. Geldiniz. Çok güzel, yeşil bir beldemiz. Ben Erimli'yi de çok seviyorum. Yani Erimli için İlk başladığım gün de söyledim. Elimi değil, başımı taşın altına koymaya hazırım dedim ve elimden gelenin fazlasını yaptım. Bundan sonra daha fazlasını yapmak için halkımızı ikna ettik ki bizi bir daha seçtiler. Yani bizim Erimli'de bizim en acil bir liseye ihtiyacımız var. İnşallah büyüklerimiz de uygun görürlerse bir lise yapalım, bir düğün salonu. Birkaç tane sosyal park insanlarımız için. Gerisi zaten hemen hemen az çok bütün işlerini bitirdik. Yollarımızı, sıcak asfaltlarını. Ya parke işleri hemen hemen %70'i bitti. Yani çok güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz inşallah. Peki. Bundan önceki dönemde yaklaşık 5 yıl görev yaptınız. Evet. Neler yaptınız göreve geldiğiniz ilk günde? Erimli'de neler eksikti? Neleri hayata geçirdiniz? Ya öncelikle daha halen ulaşılmayan evlerimiz, mahallelerimiz vardı. Ulaşımı olmayan yerlerimiz vardı. Sulamada çok sıkıntımız vardı. Çiftçilerimiz tarlalarını sulayamıyordu. Tarlalarına yol götürdük, su götürdük, sulama kanalları yaptık. Yani insanlarımızı tarıma ve hayvancılığa yönlendirdik. Bu bizim için çok büyük bir artı oldu. Beldemiz için de büyük bir artı oldu. Ondan sonra köyümüzün yollarını yaptık. Ve Arıcak bölgesine ilk sıcak asfaltı biz getirdik. Bu konuda halkımız çok memnun oldu. Yani gençlerimiz için orada elimizden gelenin fazlasını yaptık. Gerek özel de gerek belediye adına büyük şeyler yaptık. Büyük şeyler de yapmaya inşallah devam edeceğiz. Peki bu seçimde vatandaşın özellikle belde halkınızın talep ve beklentileri ne yöndeydi yani başkanım? En önemli istekleri şöyle bir şey söyleyeyim. Lise istiyor gençlerimiz, çocuklarımız, ailelerimiz. Erimli'ye bir lise istiyor. Çünkü farklı noktalara geliyorlar, evet, değil mi okumak için? Evet. Elazığ'a geliyorlar veya Arıcak'a gidiyorlar, çok zorlanıyorlar. Herkesin ailesiyle beraber gelemiyor, çocuklarını gönderemiyorlar. Özellikle kız çocukları ortaokuldan sonra okuyamıyor yani. O konuda her aile kızıyla beraber gelemediği için kızlar bu konuda biraz geri kalıyor. Bunu da bu konuda inşallah bir destek alıp okulu yapacağız. Çalışmalara başladınız mı bu, evet, noktada? Evet. Sözler verildi mi peki? İnşallah en kısa zamanda o işi halledeceğiz. Peki. Peki sadece lise midir eksikliği Erimli'nin? Ya tabii bu çok eksikleri var ama önce eğitim bence. O konuda özellikle dediğim gibi kız çocuklarımızın okuması için önce orada bir lisenin olması lazım. En büyük eksikliği şu anda onu görüyorum. Ya diğer yönde tabii ki eksiklerimiz var. Mesela insanların arazilerinde çok büyük sıkıntılar var. O 2008'de kadastro girmiş, çok yanlışlıklar yapılmış. Ya insanların tapulu arazisi hazine yapılmış veya orman yapılmış.
veya tapulu olan yerler başkalarının üzerine tapulanmış. Yani çok büyük sıkıntılar var ama ben her şeyden önce eğitim diyorum. O konuda inşallah başaracağız. Peki eğitim seviyesi ne durumda Erimli'nin? Yani son 10-15 yılda bayağı yüksek. Yani Erimli'deki öğrencilerimizin başarı oranı bayağı yüksek. Yani %70'lerde, %80'lerde. Yani bu konuda bayağı yüksek okuma oranı var. Çok güzel gidiyor. İnşallah daha güzel olacak. İlkokul ve ortaokul mevcut, evet, değil mi? Evet. Sadece tek eksiğiniz lise. Tabii buradan hayırsever vatandaşlarımıza da duyuralım. Evet. Gayretli ve çalışkan bir belediye başkanısınız. Evet. Tuttuğunuzu koparan bir isimsiniz. İnşallah. Umarım bizlerin sesine kulak verirler ve bu noktada da sizlere, Erimli beldesine, oranın çocuklarına, gençlerine katkı sağlarlar. İnşallah. Buradan da çağrımız bekliyoruz olsun. Bekliyoruz inşallah. Evet. Peki efendim, seçimle ilgili neler söyleyeceksiniz? Genel itibariyle aslında hem ili, hem ilçeleri, hem beldeleri değerlendirecek olursanız nasıl bir seçim süreci atlatıldı? Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Birçok noktada da aslında değişim yaşandı. Bu konudaki fikirlerinizi de merak ediyorum. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Yani ben tabii ülkemiz adına, ilimiz adına üzüldük. Şu anda Elazığ'da 20 belediye vardı toplantıda. Toplamda 1 il, 3 belde ve 3 ilçe aldık. 7, yani 13'e 7 oldu. Bu tabii ki çok üzücü. Ya ben şahsen sevinmedim kazandığım için. Yani hiçbir kutlama da yapmadım. Yapmam da çünkü kötü bir sonuç benim için. Yani sadece benim kazanmam önemli değil ki. Herkesin kazanması önemli. Başarının olması önemli ve AK Parti'nin kazanması önemli bence. Ben kazansam ne olacak, kazanmasam ne olacak? Değil mi? Oylarda bir düşüş söz konusu, evet, düşüş aslında. Söz konusu. Türkiye genelinde de bu böyle, evet, aslında. Evet, Türkiye genelinde de böyle. Yani Elazığ'da gene ilimizi aldık çok şükür. Ama bayağı ilçelerimizi ve beldelerimizi kaybettik. Türkiye'nin birçok yerine iller kaybedildi. Ya inşallah daha güzel olur diye düşünüyorum ama zor. Peki. Efendim, peki bu düşüşü neye bağlıyorsunuz? Yani birazcık istişarelerin az olmasına veya sadece yukarıdakilerle istişareler edilmesine bağlıyorum. Örneğin biz kendi aramızda belediye başkanlarıyla veya buradaki siyasetçilerimizle bir özel toplantı yapıp bunları daha önceden istişare etseydik daha güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Çünkü istişaresiz her şey sonuçsuz olur. Yani biz Erimli'de istişare etmeden siyasete girseydik başarısız olurduk. Ya insan önce kendi öz ailesiyle bir istişare etmesi lazım bu işi. Ya ben onu düşünüyorum. Eğer biz 15 belediye başkanı AK Parti'nin de zannımca, 15 belediye başkanı, 3 vekilimiz, il başkanımız kendi aramızda özel bir toplantılar yapsak birkaç kere, kimi aday yapalım, kimi yapmayalım veya özel her birimizin ayrı ayrı fikri sorulsaydı, örneğin ben Arıcağı çok iyi biliyorum, Alacakkaya'yı, Pahalı'yı, Kuvancıları, benim ailemin %70'i Kuvancıları'da yaşıyor. Yani kimiz aday gösterelim diye sorulsa veya Palo'da veya ne bileyim Alacakkaya'da veya Arıcak'ta, yani özel bir fikirler alınsa bence daha büyük başarı elde edilir. Yani çünkü insanlar yerelde partiye çoğu bakmıyor. Evet. İsme şahıs bakıyor. Daha önemli. Şahısla alakalı oy kullanıyor. Bu da mecburen bu kötü sonuçları doğurdu. İstişare önemli diyorsunuz. Evet. Kuvancılar gibi bir yerde AK Parti kaybetmiş ama belediye meclis üyesinde 7 tane belediye meclis üyesi almış, düşünebiliyor musunuz yani? Ama o isimlerden biri belki aday gösterilseydi yani, başkanlığı kazanacak, evet, diyorsunuz. Evet, yani onu diyorum, yani istişare çok önemli bence. Bizim istişare eksikliğimiz var, o yüzden de peki, yani büyüklerimiz kusura bakmasın söylüyoruz ama peki, doğrusu mesela da bu. Peki aslında önemli bir detaya değindiniz. Evet. Bir belediye başkanı, AK Partili bir belediye başkanı olarak daha önce bu fikirlerinizi beyan ettiniz mi? Yani şöyle sundunuz mu? Yani bize kimse fikir o konuda sormadı. Sormadı. Evet. Sorsalardı alırız. Mesela biz Akçakiraz'da kimle kimin yarışabileceğini düşünebiliyoruz. Veya Kuvancılar'da kimle kimin. Veya Karakoçan'da. Karakoçan büyük bir şey oldu Elazığ'ın ezdinde. Evet. Bayağı da konuşulacak gibi, evet, görünüyor. Oradaki düşünceniz nedir? Ya Karakoçan'da bilmiyorum. Mustafa Demir tabii kardeşimiz genç, dinamik biri ama daha önce tecrübesi olan bir insan seçilseydi bence seçimi kazanırdı. Veya mevcut başkan devam etseydi, ben öyle düşünüyorum. Ama büyüklerimiz öyle uygun gördüler. Aslında hemen hemen yayına çıkan bu noktadaki tüm kişiler de seçim sürecinde de mesela sandıklar açılmaya başladığında Avukat Aziz Dinç ve iş insanı Mehmet Güleç canlı yayın konuklarımızdı. Evet. Seçim üzerine yorumlandırmalar yaptıkları zaman özellikle Aziz Bey her noktada partiden ziyade sizler gibi bulunan ilin, beldenin ya da ilçenin vatandaşına sorulmalı. Tanınmış bir isim olmalı. En büyük hata
bu noktada oldu diye ifade etmişlerdi. Ya doğru, yani oradan bizim kanaat önderlerimiz var, daha önce meclis üyeliği yapan arkadaşlarımız var, muhtarlarımız var. Yani her beldenin, her ilçenin belli başlı aileleri var, kabileleri var. Bizde kabilecilik sistemi halen devam ediyor. Yani az çok siz de biliyorsunuz. Yani her kabileden birine sorulabilir yani. Cihan Yılmaz Erimli'de seçimi kazanabilir mi? Ya bu sorular sorulsaydı bence daha güzel sonuca giderdik diye düşünüyorum. Tabii şu anda hepimiz konuşuyoruz ama öncesinde maalesef. Evet, bir şeyler yapmalı diyorsun. Peki evet. Türkiye genelinde de bir düşüş var. Yani mutlaka düşüş görünüyor. Bunu ben en çok zamlara ve emeklilere bağlıyorum. Çünkü ilk defa bu kadar düşük katılım oldu sandıklara. Yani Erimli gibi bir yerde bile belki %20 insanlar sandıkların üzerine gelmedi. Sandığa da vatandaş az gitti diyorsunuz. Evet, çok geldi. Yani bunu en çok da biz gezdiğimiz zaman zamlar, emeklilik çok etkiledi. Yani. Ekonomiyle ilgili neler söyleyeceksiniz o zaman? Ekonomiye geçiş yapalım. Bu süreç nasıl toparlanacaktır? Bir öngörünüz var mı? Aslında seçimden önce de kamuoyunda şu algı da vardı. Seçimlerden sonra her şey daha kötüye gidecek algısı. Ya ben öyle düşünmüyorum. Bence o seçim de bitti. Daha bir sıkı denetimle daha güzel şeyler olacak gibi düşünüyorum. Madem seçim de bitti, ekonomiyi daha sıkı tutup başarıya ulaşabileceğiz diye düşünüyorum ki öyle de olacak yani inşallah. Erimli'de durum nedir peki ekonomi boyutunda? Vatandaşlar geçimlerini nasıl sağlıyorlar? Ya Erimli'de şöyle bir şey söyleyeyim. İnsanların %90'ı inşaatla uğraşıyor. Yani daha çok inşaat işlerinde çalışıyor. Ve herkes kuruculuk sistemi var orada. Bir 50 civarında kurucumuz var. İnsanlar çalışmayı seviyor. Erimli halkı çok çalışkan yani öyle diyeyim. Herkes işinde gücünde. Tarımı herkes kendine yetişecek kadar yapıyor. Hayvancılığı da öyle. O konuda Erimli halkı iyi yani. Tarım noktasında iyi bir seviyedesiniz. Evet. Yani Erimli mesela benim gördüğüm kadarıyla Alacakkaya'da, Arıcak'ta madende bir çerdiver yok. Erimli'de iki tane bir çerdiver var şu anda. Ve yazın buğdayları ve arpaları biçmeye yetmiyor. Ya bu konuda iyiyiz. Ve daha da iyi olacağız diye düşünüyorum. Bu noktada çalışmalarınız olacak mı tarımla ilgili? Ya işte dediğim gibi tarımla ilgili bütün çiftçilerimizin istediği yolları yaptık. Tarlaların, sulama kanalların %70'ini... Su sıkıntısı yok değil mi? Yani su sıkıntısı, önceki kanallar topraktı diye su sıkıntısı vardı. Biz bu geçen 5 dönemde 12 küsur kilometre beton kanal yaptık. Yani %70'ini giderdik. İnşallah bu dönemde de hepsini bitireceğiz ve insanlarımızın o konuda sulama suyu sıkıntısı kalmayacak. Bunu başaracağız inşallah. Daha da güzel olacak inşallah Erimli için. Erimli zaten çok güzel bir belde. Hem Alacakkaya hem Arıcak'ın ortasında çok şirin bir belde. Ben hep öyle diyorum yani. Alacakkaya ve Arıcak ilçe olacağına Erimli olmalıymış. Çünkü hem alan olarak geniş hem yapılaşmaya müsait bir belde. Arıcak ve Alacakkaya'da öyle yapılaşmaya müsait yerler bile yok. Olamaz mı peki nüfus artışıyla? Ya olabilir, neden olmasın? Böyle bir çalışmanız olacak mı bu noktada? Vallahi, niyetimiz var ama inşallah devletimiz de uygun görürse neden olmasın? Ya şu anda mesela TOKİ'ler yapılıyor Erimli'de, artı sosyal konutlarımız ihale oldu. Belki hiçbir beldede olmayan şeyler Erimli'de oluyor şu anda. Depremle ilgili hasar aldı mı Erimli'de evet, binalar? Evet, şu anda 38 tane deprem konutumuz var. Başladı, şu anda yapılıyor. Betonarme, tek katlı çok güzel evler. Allah devletimize zeval vermesin. Bu konuda çok güzel. Tabii bu seçim sürecinde paylaşmadık. Kimsenin hakkına girmek istemedik. Hı hı. Diğer aday arkadaşlarımız için. Çok ince bir düşünce aslında evet. Başkanım. Onu inşallah bundan sonra paylaşacağız. 38 tane deprem konutu evet, yapılıyor 24 dediniz. Tane de sosyal konutumuz var. Onların da ihalesi oldu. Onlar da bir 5-10 gün içinde başlayacak inşallah. Ya bu konuda Erimli şanslı bence. Bu deprem konutları ve sosyal konutun dışında TOKİ işbirliğiyle yapılacak başka konutlarınız olacak mı? Bizim niyetimiz var da sosyal konutları daha fazlalaştırmak, bir yüzü geçmek inşallah. TOKİ Başkanı'yla da bu konuyu görüştük. İnşallah bize yardımcı olacak bu konuda. Vatandaşımız da istiyor bunu çok. Evet. Sosyal tesis noktasında, sosyal aktiviteler noktasında gençlerin, çocukların bir yaşam alanı mevcut mudur? Ya Erimli'de işte en büyük eksiklerimizden biri o. Biz bir proje yaptık. Çevre Şehircilik Bakanlığımıza gönderdik onu. İnşallah o da onaylanırsa o konuyu da inşallah geçeceğiz.
Uygun yerler mevcut mudur peki? Ya, uygun bir yer var. Bizim eski karakolumuzun yeri vardı. Karakolumuz başka yere taşındı. Onun yeri uygun. Orayı projelendirdik. Çevre Şehircilik Bakanlığımıza gönderdik. Projeyi uygun görürlerse orada yapacağız inşallah. Ya artı Erimli şu anda diğer ilçelere nazaran daha gelişmiş bir yer. Yani gelirseniz gördünüz gerçi. Geldik, evet. Evet, şimdi daha gelişmiş. Şu anda mesela TOKİ'nin bütün şantiyeleri Erimli'de kuruldu. Çünkü Erimli'de yani bizim özel şirketlerimiz orada petrollaştı. Beton santralleri açtı. Şu anda taş ocakları açılıyor. Kum üretim yerleri açılıyor. Yani Erimli şu anda şey yani bile bir şantiye alanı. Ve oradaki insanların hepsi hemen hemen çalışıyor. İş imkanı sunuluyor, evet, yani. Evet, iş imkanı çok şu anda Erimli'de. O konuda şanslıyız. İnşallah daha şanslı olacağız. Peki, hayvancılıkta nasıldır Erimli Başkanım? Ya hayvancılıkta geçmişte çok güzel hayvancılığımız vardı. Yaylalarımıza çıkılıyordu. Ben kendim de her yazın yaylaya çıkıyorduk. İşte bu terör konusunda bayağı bir 40-50 yıl geri gittik. 92'den 2000. Evet, terörle de evet, anılan 2012. Bir beldemiz evet. Aslında. Çok sayıda yani orada verilen şehitlerimiz 16 var. 16 tane şehidimiz var Erimli'de bu konuda. Yani yeni yeni son 2-3 yıldır işte yaylaya yollar yaptık bizim dönemimizde. İnsanlar 7-8-9 ayla yaylaya çıkmaya başladı. 10-15 ayla arıcılık yapıyor. Onlar yaylaya çıkmaya başladı. Ya buradan Sayın Tunceli Rektörümüz Kenan Hocamız da ya bizim yaylaya çıktık dedi ki buradaki bitki çeşitliliği dünyanın hiçbir yerinde yok dedi. Ya oranın balı çok güzel. Ya kendisi bile öyle düşündü dedi. Burada bir bal üretimi yapabilirim dedi. Bekliyoruz kendisini. Buradan bir haber salalım ona da. Hem dün hem önceki gün beni aradı. Teşekkür ediyorum ona da. Buradan selamlarımı sunuyorum. Allah razı olsun. Kenan hocamıza bizler de selamlarımızı iletelim. Evet. Efendim özellikle istihdam noktasında TOKİ'nin kurduğu şantiyelerde o belde halkının iş bulma imkanını ifade ettiniz. Ama tabii konutlar bittikten sonra şantiyelerde nitekim o belki de çekilecektir oralardan. Bunun dışında şantiyelerin dışında işte petrolde çalışan insanlar o devam edecek. Beton santralinde, işte taş ocağında, kum ocağında onlar devam edecek bundan sonra oralarda. Onlar devamlı olacak yani en azından. Yani diyelim 100 kişi değil de 50 kişi devamlı çalışacak bugünden sonra. Böyle yurt dışında yaşayan vatandaşları var mıdır beldenin iş insanları? Onlarla bir iletişiminiz? Ya, Erimli'den yurt dışında yaşayan insanlar yok. Erimli'nin %90'ı inşaat işiyle uğraşıyor. Genellikle Türkiye'nin hemen hemen her yerindeki taş duvarları diyebilirim ki Erimlilerin parmağı var yani. O konuda bizim halkımız çok çalışkan. Herkes taşeronluk yapıyor, müteahhitlik yapıyor, işçilik yapıyor, gocunmuyor çalışmaktan. Bu konuda hepsiyle gurur duyuyorum yani. Hepimiz de o yollardan geçtik. Çalışkan insanlar diyorsunuz evet, Erimli halkı. Yani ben o konuda herhalde o çevrede Erimli halkı kadar çalışkan bir halk görmüyorum. Allah hepsinden razı olsun. Peki, başkanım yolları falan yaptık dediniz, yolla ilgili sıkıntılarımız yok dediniz. Özellikle liseden bahsettiniz. Evet. İşte çocukların, gençlerin oturabileceği, vatandaşların oturabileceği park alanları dediniz. Bunun dışında neler yapacaksınız Erimli'de 5 yıl boyunca? Yani bir düğün salonu düşünüyorum onun dışında. Çünkü genellikle gençlerimiz bunu çok istiyor. Yok mu hiç o düğünlerini yapacak bir alanları? Yok. Şu ana kadar ya okul bahçesinde, ya sağlık ocağında, ya işte evlerin önünde öyle bir durum. İnşallah onu da yaparsak gençlerimizin de bir sıkıntısı kalmayacak. Yani Erimli'nin geleceği güzel görünüyor, öyle görünüyorum. İnşallah ilçe de yaparsak daha güzel olacak. Ondan sonra ona çalışacağız inşallah. Yapacağınız ilk iş ne olacak peki? Ya yapacağım ilk iş liseye yapmak. Bir iş adamıyla anlaşıp yaptırmak olacak inşallah. Kimlerle görüştünüz bu noktada? Ya birkaç tane arkadaşımız var iş insanı. Yani onlarla görüştük. Şunlar yakın mıdır temelini atma noktasında süreç? Ya inşallah. Devletimiz de uygun görürse inşallah en kısa zamanda temelini atarız. Onlardan burada ismini zikretmek istemiyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Peki. Efendim tabii özellikle ilçe olması noktasını isteriz dediniz. Çünkü yan tarafında Alacakaya ve Arıcağ'ın ortasında bir yer. Ama daha aktif, evet. Yaşamın daha üst düzey olduğunu ifade ettiniz. Evet. Daha çok ilçe olabilecek bir evet. Nokta. Daha çok hak ediyor. Daha çok hak ediyor evet. Dediniz. Bu noktada çalışmalarınız olacak mı? İnşallah. O yapacağız bütün çalışmalarımızı. Belde halkının böyle bir talebi ve beklentisi var mı? Çok var. Hem de haddinden fazla. Şöyle bir şey söyleyeyim.
Yani Cumhuriyet kurulduğundan beri Erimli'de mesela il genel meclis üyesi verilmemişti birinci sıra. İlk defa Erimli Belediyesi'nden bir il genel meclis üyesi çıktı. Sayın Ramazan Çelikbağ. Buradan ona da selam söylüyorum. Yani ilkleri yaşıyoruz şu anda. Ve AK Parti Erimli'de ilk defa kazanıyor. Evet. Yani hep ilkler. İnşallah o da bir ilk olacak i̇lk benim olacak. Dönemimde. İnşallah diyelim. Tabii lise eğitim ifade ettiğiniz gibi evet. Çok önemli yani. Evet. Uzak noktalara gitmeleri bu çocukları nitekim eğitimden de koparacaktır. Bir yorgunluk da tesir edecektir kendilerine. Ya, en önemlisi kızlarımız okuyamıyor işte. O kötü. Neden okumasınlar? Mesela benim de iki tane kızım var. Yani ben okulda çok hassasım. Ya kızlarımız neden okula gidemezsin? Ya lise orada olsa üniversite sınavına girecek, kazanırsa zaten mutlaka gidecek. Ama lise olmayınca ailelerin %90'ı maalesef liseye gönderemiyor. Bu konuda büyük bir sıkıntımız var. Sağlık noktasında nasılsınız? Sağlık ocağım varsa. Sağlık ocağımız var. Allah Sağlık Bakanımızdan, Fahrettin Koca'dan razı olsun. İki yıl önce kendisiyle görüştük. 112 acil istedik. Ambulansımız var şu anda. 10 tane personelimiz orada çalışıyor. Gece gündüz çok iyi hizmet aslında. Veriyor. Yani 112 acilimiz bu konuda çok güzel oldu. Halkımız o konuda çok memnun. Yani orada Allah korusun bir ani bir kalp krizi bir olayda hemen saniyesinde yanındayız. Arıcak'tan ve Alacakkaya'dan bir ambulans gelene kadar 15-20 dakika geçiyordu. Belki bir insanın hayatı öyle kurtuldu. Bir de geri dönüşü o kadar sürüyor. Ama şu anda bir kalp krizi geçirdiği zaman 15 dakika sonra Arıcak'ta, hastanede veya Alacakkaya'da bu konuda en az bir 15-20 dakika kazandık. Bu konuda halkımız çok mutlu, çok memnun oldu. Sayın Sağlık Bakanımıza da buradan teşekkür ediyorum. Kendisiyle görüştüğümüz zaman... Yeni talepleriniz olacak mı? İnşallah. Hastane mi? Hastane beldelere biraz zor oluyor ama... İlçe olacaksınız zaman. İlçe olursak mutlaka isteyeceğiz. Sağlık Bakanımız bu konuda bizi çok sevdi. Durumu anlattık işte Erimli'nin durumunu, geçmişini falan. Normalde 112 acil de Erimli yani Aracak'a ve Aracak'ın ortasında olduğu için biraz sıkıntılıydı. Biz Erimli'nin durumunu anlattığımız zaman o da çok etkilendi ve hemen onayladı. Allah kendisinden razı olsun. Başkanım terör noktası tabii belki de ilçe olmasına da olamamasına da en büyük etkenlerden biri midir? Yaşanılan bundan önceki ya, terör saldırıları. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şu anda diyelim Erimli'nin nüfusu 3000'e yakınsa bir 4-5 bini de dışarıda şu anda. Yani İstanbul'da, Antalya'da, Adana'da, Elazığ'da her yerde insanlar terör zamanında göç etti ve çoğu orada işlerini kurduğu için geri de dönüş yapmadı. Yani belki terör olmasaydı şimdi Erimli'de ilçe olmuştu. Nüfusu 10 bini geçmişti rahatlıkla o dönemlerde. Tabii insanlar belli bir yerde İşini kurduktan sonra geri dönmek de zor oluyor. Onun için ne oldu o dönemlerde böyle biraz detaylandıracak olursak? 16 tane şehidimiz var dediniz. Evet. 1992'de biliyorsunuz PKK terör örgütü Türkiye'nin birçok yerinde olaylar yapmaya başladı. Bunlardan biri de Erimli çok milliyetçi bir halk olduğu için. Erimli'ye hemen hemen her gece saldırdılar. Yani biz 10 yıl boyunca evimizde ışık yakamaz olduk. Evet, onu ben evet. Çekim yapmaya geldim. Evet. En çok beni etkileyen olaylardan evet, biriydi aslında. Yaktığımız zaman da özellikle köyün alt tarafında, üst tarafında, çevresinde olan evlerde battaniyeler örtülüyordu. Yani çoğu geceler çatışmalar yaşıyorduk yani. Mesela babam da 1998'de bir gece saat 12-10 gece çatışmada şehit olmuştu. Daha çok işte yola mayın düşenmeler oldu. Yarbayımız Alim Yılmaz Erimli'de şehit oldu. Alakumtanımıza mayın düşemişlerdi. Alakumtanımız o zaman yaralandı. Yarbay Alim Yılmaz şehit oldu o evet. Zaman. Bir asıl kardeşimiz de var. Karakola Kaşkes saldırdılar. Yani çok saldırı oldu Erimli'ye. Belediye otobüsümüzü taradılar, mayın koydular. Köyün minibüslerine. Hani her türlü şeyi gördük yani Erimli'de. Her türlü acıyı gördük. İnşallah bundan sonra da görmeyiz. Ya bu konuda en çok ben Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımıza ve son Süleyman Soylu ve şu anki Ali Yerlika İşleri Bakanımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yani bizi o bölgede özgürleştirdiler. Yani her şeyi bir yana bırakalım. Gerçekten şu anda özgür yaşıyoruz. Ya gündüz 2'den sonra beldelerimize veya köylerimize giriş çıkış yoktu. Yani
bayağı zulümdü yani, başka bir şey değil. İnsanlar evlerine yiyecek götüremiyordu. Yani o günlerden bugünlere geldiğimiz için çok şükrediyoruz. Yani şu anda mesela diyoruz işte enflasyon yok, zam yok şey. Bunlar hepsi boş şeyler bence. En önemli şey özgürlüktür, rahat yaşamaktır. Sen rahat yaşamadıktan sonra ne yapacaksın dünyanın malını? Ya ben şu anda bunu düşünüyorum. Babam sağ olsaydı benim hiçbir şeyim olmasaydı. Evet, Allah rahmet eylesin. Yani gerisi boş bence. Kim ne derse desin. En yakınlarınızı terör saldırısında yani kaybettiniz sonuçta. Benim dayım mesela minibüs şoförüydü. Minibüsün altına mayın döşendi. O da şehit oldu. Teyzemin kızı. Yani birçok şehidimiz vardı. Ama yine şükrediyorum. O günlerden bugünlere geldi. Devam da edebilirdi değil mi? Evet, ya şimdi devam etseydi belki 16 değil 160 olurdu. Ve halen devam eden yerler var, görüyoruz. Hemen hemen 3 günde 5 günde şehitlerimiz oluyor. Ya bu güzel ülkemize yazık bence. Ya ben o konuda biraz hassasım, kusura bakmayın. Evet. Türkiye aslında bu noktada çok önemli adımlar attı terörle mücadele evet. noktasında. İşte ifade ettiniz. Gerek eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde de. Nitekim yeni İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya. O da çok önemli çalışmalara ve başarılara imza atıyor. Tabii onun arkasındaki güvenlik güçlerimiz de bu noktada gerekli hassasiyeti gösteriyorlar. Allah ayaklarını taş değdirmesin amin, diyelim. Amin, amin. Ki nitekim çok çok da önemli. İşte ifade etmiştiniz bizler Kanal Fırat ekibi olarak Erimli Beldesi'ne geldiğimizde şehit ailelerimizle bir araya geldik. Evleri evet. tek tek gezdik. İfade ettiğiniz gibi gece ışıkları yakamadan otururduk. Hiç kimse gündüz gözüyle bile dışarı çıkamaz haldeydi. Çok acı bir tablo aslında bakıldığında. Evet, çok acı bir tablo ama şu anda öyle değil. Mesela biz gece Erimli'den Dicle'ye gidebiliyoruz. Gece 12'de, 1'de, 2'de. O zaman gündüz 2'de dışarı çıkamıyorduk. Yani o günden bugünlere gelmek ya, çok şükretmemiz lazım. Ve ben hep şükrediyorum o konuda. Allah bir daha bize o günleri göstermesin. Yani Allah insanları devletsiz bırakmasın, başsız bırakmasın, ne olursa olsun. İnşallah bir daha o günleri görmeyiz. İnşallah diyelim. Efendim, ülke ekonomisiyle ilgili işte zorlu koşullardan geçiriyoruz. Aslında dünya olarak da ekonomiyle ilgili bazı zorluklar yaşanıyor. Özellikle hükümetimiz bu noktada gerekli adımları ve çalışmaları atıyor ama haliyle 24 Ocak Elazığ depremi yaşandı. Hemen akabinde tüm dünyayı sarsan bir pandemi süreci oldu. Ve 6 Şubat'ta da asrın felaketi gibi Kahramanmaraş merkezi iki büyük deprem yaşanıldı. Nitekim bunların zorlukları da hem devletimize hem de vatandaşlarımıza yansıyordur. Süreç toparlanacak mıdır? Toparlanacak. Nasıl o günlerden bugünlere geldikse, o zor 92 ile 2002 arasında 10 yıl o zulümden kurtulduksa, şöyle özgürleştikse, bunda da ben inanıyorum daha güzel günler yaşayacağız. Yani ben şöyle düşünüyorum, bu deprem 209 ülkenin toplam nüfusundan büyük yerleri etkiledi. Yani 209 ülkenin nüfusu ve alanı bu kadar değil. Yani bu deprem başka 209 ülkede olsaydı ülkenin hepsi yok olurdu. Evet. Ve şu anda bizim devletimiz sadece o deprem olan o 11 ilin dışında da bir sürü yerde TOKİ yapıyor, sosyal konut yapıyor, her yönüyle çalışıyor, hastaneler, yollar, köprüler, havaalanları. Yani insan bakınca şok oluyor. Gerçekten şok oluyor. Allah devletimize zeval vermesin. Ve biz halen bazen beğenmiyoruz. Öyle değil işte. Gerçekten devletimiz güçlü. Ya bu kadar kötü şeyi yaşayan bir ülke halen böyle dimdik ayaktaysa, yani biz geçmişte de gördük, yani emekliler bankamatikten maaşlarını da çekemiyordu. Ya şu ana kadar öyle bir durumu görmedik. Belki maaşları az ama o sıkıntı yok ülkemizde. Para var yani, ben öyle görüyorum. Ve bu kadar büyük depremlere, pandemilere rağmen ve hala yatırımlar devam ediyor. Allah'a çok şükür. Ve düzeleceğine inanıyorum. Bu ülke her şeyin altından kalkmıştır, kalkacaktır. Yani o kötü dönemin nasıl geçirdikse bu ekonomik krizi de daha çok rahat geçeceğiz. Ben buna inanıyorum. Bizim insanımız bu konuda çok hassas. Yani ben depremde bunu gördüm. Yollar doluydu insanlarla. Evet. Ben 40 gün yaklaşık deprem bölgesinde kaldım, gittim, geldim. Yani kadını, çocuğu, genci, ihtiyarı, hiç kimse bu ne oldu, bu ne bitti demiyordu. Herkes oradaydı, herkes çalışıyordu, herkes elinden gelen bir şey yapıyordu.
Birisi ceketini çıkarıp veriyordu, birisi ayakkabısını çıkarıp veriyordu. Yani biz böyle insanlarız. Özellikle komşu biz, şehrimiz evet, Malatya ya. Evet. Biz böyle Elazığlar bir ülkeyiz yani. Etti. Biz böyle bir ülkeyiz. Biz bu küçücük ekonomik krizden mi korkacağız? Bunun altından çok rahat kalkacağız yani. Ben öyle düşünüyorum. Belki bir 5-6 ay zorlanacağız ama düzelecek yani. Buradan söylüyorum. Herkes de yanına yatsın yani. İnşallah 5-6 ay içinde her şey düzelecek. Nitekim 24 Ocak Elazığ depreminde de Elazığ'a gelen yardımları, tırların sayısı 81 ilden toplanıp evet. gelen yardımların nitekim haddi vardı, hesabı evet. yoktu. Ve bu noktada Türkiye aslında güçlü bir ülke diyebiliriz. Evet, çok güçlü bir ülke. Yani kötü gidersek bence herkes evinden neyi varsa gene ülkesi için verir, yine düzeltiriz bu ülkeyi. Ben öyle düşünüyorum. Gidecek çünkü bir yerimiz evet, de olmayacaktır. Bizim gidecek başka bir ülkemiz yok. Bugün Ukraynalılar gelmiş burada biz bağrımıza basıyoruz. Ne bileyim Suriyeliler, Iraklılar, Mısırlar ama bizim gideceğimiz bir ülke yok ki. Biz burada yaşadık ve burada öleceğiz. Başka yolumuz yok, başa gidecek bir devletimiz de yok, ülkemiz de. Bizim tek ülkemiz Türkiye'dir. Vatanımız Türkiye'dir. Burada doğduk, burada öleceğiz. Böyle veya öyle başaracağız. Peki, başkanım Gazze'de yaşanan zulümle ilgili neler söyleyeceksiniz? Yani tabii ki çok büyük bir zulüm. Ya inşallah en kısa zamanda devletimiz de buna müdahale eder. Bu zulmü durdurur. Bizim bütün insanlarımızın tek duası, tek isteği budur. Yani bir an önce hem Türkiye'nin hem diğer dünya devletlerinin bu zulmü durdurması çok önemli. Ya özellikle bizim Sayın Cumhurbaşkanımızdan bu konuda inşallah bir adım bekliyoruz. Ya bu zulüm bir an önce dursun yani. O konuda dayanamıyoruz gerçekten. Hiç kimse dayanamıyor. Değil yani mi, artık çocuklar? Televizyon izleyemiyoruz evet. yani gerçekten. Yani öyle şeyler yaşanıyor ki görmek istemiyoruz. Türkiye bir nasıl bir adım atmalı başkanım? Neler yapılmalı? Yani en azından dünyanın bütün liderleriyle, devletleriyle görüşüp bu zulmün bir an önce durdurması lazım. Şimdi bazen İşi kısa yoldan götürüp biz de savaşa girelim, vuralım, kıralım değil. Yani 85 milyon insanı da riske atamayız savaşa girmekle. Yani diğer devletlerle görüşüp onları da ikna edip İsrail'i bu zulümden vazgeçirmemiz lazım yani. Yoksa savaşa girmek tamam girelim de sonuç ne olacak? Hadi önce hepimiz kalkalım gidelim, savaşalım. Savaş çözüm değil ki. Çözüm mü? Yani bence bürokrasi yollarından bu işi bir an önce çözmeleri lazım. Ya İsrail'e artık ne uygulayabiliyorsak uygulayalım. Başka bir yolu yok yani. Boykot çağrısı yapıldı bu noktada. Tabii hemen hemen evet, birçok yani, vatandaşımız boykot, duyarlı davranıyor. Evet. Bu tutum çözer yani, mi bu işi? Yani gerçekten hepimiz yaparsak tutar ama umursamıyoruz. Yani ben öyle görüyorum. Belki %30 o konuyu umursuyor ama %70 insanlarımız maalesef umursamıyor. Ya çünkü İsrail'in maddiyatı çok güçlü. Boykot da onlar için çok önemli. Biz boykotu %100 yapabilirsek başarılı, belki bir adım başarılı olabiliriz. İşte bu noktada Türkiye olarak bir eksiğimiz var mı başkanım? Mesela işte alınan ürünler hemen hemen evimizde birçok kişinin kullandığı ürünlerdi. Bugüne kadar belki İsrail'e ait olduğunu bilmediğimiz ürünlerimiz evet. de mevcuttu. Nitekim böyle bir durum söz konusu olunca haliyle duyarlı her vatandaş gibi bizler de almak istememeye gayret gösteriyoruz. Ama nitekim yerine kullanılabilecek belki ürün bulamıyoruz. Evet. Bu noktada Türkiye'nin yani üretim yapması da çok önemli. İşte Türkiye'nin üretime çok önem vermesi lazım. Nitekim mesela silah konusunda bayağı savunma ileri sanayide, gittik savunma evet. sanayisinde. İnşallah gıdada veya temizlik ürünlerinde de bu şeyi yakalayacağız ve başarılı olacağız diye düşünüyorum. Bu konuda vatandaşlarımızın da yani mühendislerimizin de elini taşın altına koyması lazım ve başarılı olması lazım. İsrail üretebiliyorsa biz neden üretemeyelim? Evet. Yani nitekim SİHA'lar, İHA'lar İsrail'de üretiliyordu. Bak şu anda Türkiye'de üretiliyor. Demek ki biz başarabiliyoruz istesek. Neden bir Ariel gibi torsil biz üretemeyelim? Yani istesek yapabiliriz bence. Yeter ki biz bu konuya kafamızı yoralım ve İşte üst düzey akıllarımızın, ifade ettiğiniz gibi evet. mühendislerimizin, bu alandaki daha yetkili kişilerin, işte ifade ettiğiniz gıdada özellikle, savunma sanayinde evet çok önemli adımlar
atıldı. Artık savunma sanayide çok iyi bir noktadayız. Ama gıdada da üretim olmalı. Yiyecek içecekte de yine bu noktada. İşte deterjan sektöründe evet, yine temizlik noktasında üretim olması şart. Evet. İnşallah devletimiz de bu konuda mühendis arkadaşlarımıza destek verip bu konuda başarılı olacağımızı düşünüyorum yani. Çünkü çok akıllı insanlarımız var Türkiye'de, mühendislerimiz var, her konuda başarılı olabilecek insanlarımız var. Yani bu konuda Türk halkı gerçekten çok zeki ve akıllı. İnşallah da başarılı olacağız yani ve bütün insanlarımızdan tek ricamız lütfen İsrail mallarını boykot etsinler yani. Ya biraz idare edelim ya, bizim nenemiz, bizim annemiz bizi sadece yeşil sabunla yıkadı, büyüttü. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Bir neden? Yayın konuğum şey demişti, yani beyazlarımız varsın bir süreçte de beyaz çıkmasın makineden, gri giyinelim demişti. Beyaz giymeyelim ne olacak ki? Siyah giyelim. Zaten aslında bizim siyah giymemiz lazım. Ya Kudüs bu haldeyken beyaz giymemiz de yanlış. Ya ben kendimi de eleştiriyorum bu konuda. Yani hepimizin bu konuda bir adım daha atmamız lazım. Ya bütün halkımızdan bu konuda bir ricamız. Ve üreten bir toplum olmalıyız. Evet. O çok önemli aslında. Üretmeliyiz. Ya insanlarımıza ben hep bunu diyorum. Ya balık vermeyi değil, balık tutmayı öğretmemiz lazım. Ve hep ben bu konuda Erimli halkını gösteriyorum. Yani hepsi, ya bugüne kadar belediyeye gelip beni işe al diyen insan yok Erimli'de diye düşünebiliyor musun? Diğer belediye başkanı arkadaşlarımı dediğim zaman yani şok oluyorlar. Hiç kimse bugüne kadar gelip beni işe alın demedi mi? Ya da evet, anne babaları benim çocuğumu da sokun başkanım diye talepte bulunmadı mı? 5 yıl boyunca yok ya. Bir kişi aldım, o da bir kişi emekli oldu, bir kişi almışım belediyeye. Düşünebiliyor musunuz 5 yıl boyunca? Kaç çalışan belediyede? Ben şu anda 13 çalışanım var. 13 çalışanımız evet var. Ve hiç kimse gelip belde halkı evet benim çocuğumu, kızımı, oğlumu, evet eşimi işe alın evet demedi. Çünkü yani İnsanlar çalışmayı seviyor yani. Çalışmak isteyen insana her yerde iş var, düşüncesi var. O zaman diğer belediye başkanları tarafından kıskanılıyorsunuzdur başkanım. Onu da onlara sormak lazım bence. Nitekim çünkü hemen hemen birçok belediyede benim çocuğumu, işte kızımı, oğlumu iş alın talepleri çok fazla olabiliyor. Arkadaşlar söylüyor işte. Nitekim çok başkanlarımıza talepler, bunu ifade evet ediyorlar. Çok ediyorlar ama Erimli'de bu konuda biz rahatız. İnşallah daha rahat olacağız. Üretim noktasında Erimli'de tarımda en çok böyle ön plana çıkan ürünler nelerdir? Ya Erimli'de en çok buğday yetişiyor. Onun dışında hemen hemen her şey yetişiyor. Zeytin bile var yani, düşünebiliyor musun? Siyah zeytin. Evet, siyah zeytin de yetişiyor. Birkaç ayla yetiştirmeye başladı. Nitekim bu sene bir 4-5 vidon basanlar da oldu. Yani Erimli havasıyla, suyuyla siz de gördünüz çok güzel bir yeşil belde diyoruz biz Erimli'ye. Tarihi yerleri var mı? Yani dışarıdan talep görüyor mu Erimli beldesi ziyaret yani noktasında? Tarihi bir yeri yok ama Veşin tarihi bir yerdir. Bizim için öyle. Ne bileyim Veşin çok güzel. Ne var yer orada başkanım? Ya eskiden bizim oraya gidemiyorduk terörden dolayı dediniz. Evet. Terör olaylarında da o konu geçti. Evet. Şimdi çok rahat gidebiliyoruz evet dediniz. Ya bizim bir kalemiz var çok yüksek. İşte oraya bir yol yapmayı düşünüyoruz. Oraya bir yol yapıp orada bir park, çok soğuk su var orada. O suyu istediğin kadar yemek yedikten sonra suyu içtin mi acıkıyorsun. Çok harika öyle bir mi su var evet. İnşallah sizi oraya getiririz bu sefer bekleriz. Yaylalarımız çok güzel. Dediğim gibi bitki çeşidi olarak dünyanın hiçbir yerinde öyle bir bitki çeşidi yok. Bal üretimi var mı? Bal üretimi var. Ballarımız çok güzel yani herhalde. İyi bir seviyede misiniz evet peki bu noktada? İyiyiz, bayağı iyiyiz bal üretiminde. İnşallah daha da iyi olacağız. O bitki çeşidinden dolayı çok ballarımız çok tercih ediliyor ve balcılarımız 2-3 günde ballarını tüketiyor yani. Kalmıyor ellerinde. Kaliteli hiç bir bal diyorsunuz. Evet çok kaliteli. Ben bile bulamıyorum yani. Peki böyle patent alma gibi bir şeyiniz yok mu? Hani madem bu kadar kaliteli ve üst düzey bir bal. Valla işte onun balcılarımızla bir iki kere konuştuk. Aslında böyle bir bu pandemi işte depremler şeyler bir türlü yapamadık. Öyle bir şey yapacaktık orada. Yeni dönemde o zaman bir sürü yenilikler sizi evet bekliyor. Belde halkında yapacağız bekliyor. Çok güzel şeyler yapacağız, düşünüyoruz. Balımızı inşallah dünyaya tanıtacağız. Erimli'nin balını. Geçim zorluğu yaşayan bir belde değil değil mi başkanım? Yani Erimli'de böyle geçim sıkıntısı yaşayan aile çok az, nadir yani. Yok diyebilecek aslında kadar az. Aslında ismi de çok az duyulmuş bir belde.
Hani bu noktada sosyal donatılarla işte festivaller olabilir. Mesela bal festivali. İşte bal festivali, üzüm festivali. Çok güzel üzümümüz var işte. Tut, kuru tut. Yani çok güzel. Mesela tut denilince akıla evet. Elazığ noktasında Ulukale gelir. Evet ama Erimli'nin de tutu çok güzel mesela. Üzümü mesela. Tanıtımı noktasında o zaman biraz geri planda çok mıyız? Çok geri kaldık ve yani bizim düşüncelerimiz vardı. Özellikle zaten biz geldiğimiz dönemin hemen akabinde 2020 depremi biliyorsunuz. Ondan sonra pandemi. Birçok yıl zaten dışarı çıkamadık. Tam kendimize geldik dedik. Bir daha asrın felaketini evet. Yaşadık ve yani elimizden öyle şeyler yapmak gelmedi aslında. Ülkemiz bu durumdayken bir şeyler hep sekteye yaşanan evet, hep sekte. Doğal afetlerden festivaller, dolayı. Festivaller, şunlar bunlara biraz zaman kalmadı. Var mı yeni dönem için bir aksilik yani bir söz konusu bal olmazsa? Festivali ve üzüm festivali düşünüyoruz inşallah Erimli'de. Bu konuda hassasım yapacağız inşallah. Özellikle balımızı tanıtacağız yani. Kenan Hoca'yı da bekliyoruz. Peki. Peki. Başkanım son bir dakika neler söylemek istersiniz belde halkınıza? Ya ben öncelikle aileme, meclis üyelerime, muhtarlarıma, köyün akıl insanlarına, köyün ileri gelen kanaat önderlerine, hepsine buradan çok teşekkür ediyorum. Ya Erimli'nin halkında en küçüğünden en büyüğüne, hepsine çok teşekkür ediyorum. Beni bağırlarına bastıkları için, beni sevdikleri için, ben de onları çok seviyorum. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Ben onların içinden biriyim ve bunu da onlar da gördü ve tescilledi. İnşallah bundan sonra da öyle devam edeceğiz. Ya ben koltukta oturmayı seven bir insan değilim. Belki toplasan 5 yılda 1 ay o koltukta oturmamışımdır. Ben halkımın içinde, arazide, çalışanların yanında olmayı seviyorum. Öyle de devam edecek inşallah. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Hepsi benim başımın tacı, gönlümün sultanıdır. Allah hepsinden razı olsun inşallah. Peki, tekrardan hayırlı olsun efendim. Eyvallah, tebrik ediyoruz bizler de tekrardan sizlere. Biz de teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenler, Bir Fırat'ta Gündem programımızı burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda canlı yayın konuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi Baskil Belediye Başkanı Tuncer Turus olacak. Kısa bir ara, aranın ardından bizler tekrar burada olacağız.